Karda kışta doğmuş, karda kışta neşet etmiş insanlar. Karanlıkta doğmuş, karanlıkta neşet etmiş insanlar. Birileri baharı yazı hiç bilemediği gibi, diğerleri de ışık dünyasını hiç bilemezler. Bizim üç asrımız, son üç asrımız, hep kar, kış oldu. Zalam, zalam üstüne, gecenin karanlığı gibi kapkaranlık olduğu için biz hiç ışık görmedik. Hiç bahar bilmedik. Yaz rüyalarına bile şahit olmadık. Onun için bilemeyiz. Bilmeyince özleyemeyiz. İçinde bulunduğumuz duruma karşı şikayetvari bir tavır da almayız. Normal görürüz onu. Kirliliği normal görürüz. Etraftaki pis kokuları normal görürüz. Levsiyat içinde dolaşırız da normal görürüz. Ayağımızı basacağımız yeri karanlıktan bilemeyiz de normal görürüz bunları. Çünkü biz ışık görmedik, tanımadık. Çünkü biz bahar ve yaz görmedik, tanımadık. Üç asrımız bizim en karanlık şekilde geçti. Bütün bunlara rağmen keşke samimi, yürekten bir bekleyişimiz olsaydı. Acaba Allah'ın bir başka günü var mıdır? Allah'ın bir başka zamanı var mıdır? Eyyamullah diyor Kur'an-ı Kerim. Sünnet-i Sahih'e ona Eyyamullah diyor. Allah günleri. Namı Celili İlahi'nin şehbal açtığı günler. İnsanların itminan içinde hayatlarını sürdürdükleri günler. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın arkasında kemer beste-i ubudiyet içinde tam bir kulluk tavrı takındıkları günler. Acaba böyle bir gün var mıdır? En azından böyle bir merak zannediyorum insanları. İyi günleri, aydın günleri, bahardan günleri aramaya sevk eder. Aramayınca insan bulamaz. Birisi öyle diyor o levhalarda. Aramadın ki bulasın. Arasaydın bulurdun. Arama çok önemlidir. Hadis-i şerifte men khafe edlece ve men edlece belagal menzile buyuruluyor. Bir insanın içinde küçük bir korku, bir endişe varsa gece yolculuğuna çıkar. Gece seccadelerini teheccüdle taçlandırır. Gözyaşlarıyla taçlandırır. Ve böyle yapan da menziline ulaşır. Ulaşacağı yere ulaşır buyuruyor. Evet, o kadarcık bir merak bizi alır, başka bir dünyaya götürebilir. Ama hiç öyle bir düşünce olmayınca, her şey normal kabul edilince, acaba ötesi var mı yok mu bunlar düşünmeyince, niye farklı bir dünya düşünülsün? Neden olmadık bir bahardan bahsedilsin? Neden bir güneşli günden söz edilsin? Bilemez ki insan bunları. Evet, bir heceleme dönemi olduğu söylenebilir. Heceleme dönemi. Heceleme dönemi Müslümanların, garip Müslümanların Müslümanlığı hecelediği dönem demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Bedel İslamu gariben ve seyaudu gariba fetuba lil guraba. İslam garip olarak bir yerde neşet etti. Cahiliye onu bilemezdi, tanıyamazdı. Putlara, heykellere serfuru eden insanlar tevhidi anlayamazlardı ki, insanlığın iftihar tablosunun mesajını anlayamazlardı ki, tevhidi kulubu anlayamazlardı ki, Cenab-ı Hakk'a teveccühü anlayamazlardı ki, onun karşısında durmanın lezzet, halavet ve neşvesini bilemezlerdi ki, öyle garip bir yerde neşet etti. Çöl gurbeti içinde neşet etti. Bir gün gelecek, o gurbet yeniden neşet edecektir diyor. Oluşacaktır. Fakat öyle bir gurbet zamanında, فَتُوبَ الْغُرَبَى
gariplere müjdeler olsun. Ne yapıyormuş o garipler? اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحُونَ مَا اَفْسَدَهُ النَّاسِ İnsanların bozup dağıttıkları, ifsad ettikleri şeyleri yeniden ıslah cehdiyle acaba ruhumuzun abidesini bir kere daha ikame edebilir miyiz? Milli ve dini değerlerimizi bir abide şeklinde bir daha ikame edebilir miyiz? Çırpınıp duranlara müjdeler olsun diyor Allah Resulü. Garip onlar. Cahiliye döneminde Müslümanların gurbeti gibi onlar da öyle bir gurbet yaşayacaklar. Fakat o gurbeti bir yönüyle, çırpınmalarıyla, didinmeleriyle ruhlarının abidesini ikame etme cehdi, gayreti içinde bulunmalarıyla taşlandıracaklar. İşte onlara müjdeler olsun. Yan gelip yatanlara değil, iyi kötüyü birbirinden bile ayırt edemeyenlere değil, geceyi gündüzü birbirine karıştıranlar değil, yazı kışı birbirine karıştıranlar değil, bu mevzuda cehd ve gayret sarf edip baharı zorlayanlar, ışık dünyasını zorlayanlar. فَتُوبَا لِلْغُرَبَا اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحُونَ مَا اَفْسَدَهُ النَّاسِ buyuruluyor. Bir yönüyle bir kader denk gibi bir şey. İnsanlar kendilerini salarlarsa kendileri de mahvolur giderler. Arkadan gelen nesillere de çok dert, çok problem bırakırlar. Fakat burada dişlerini sıkar, iyi bir kıvam sergilerlerse Allah'ın izni inayetiyle kendileri sahabinin arkasında yerlerini alırlar. İnsanlığın iftihar tablosunun sesini duyar gibi olurlar. Ve kendilerinden sonra gelecek nesillere de iyi bir dünya bırakırlar. Ekonomisi kötü olabilir belki. Teknolojisi kötü olabilir. İlmi gelişmeleri kötü olabilir. Fakat bu aydınlık ruhların elinde zannediyorum kömürler bile elmasa dönüşü verir. Kapkara toprak birdenbire altın oluverir. Siz o nesli yetiştirin. 5. hicri asırda olduğu gibi Batı Rönesansı'na ışık tutacak mahiyette ilim adamları birdenbire yetişiverir. Küre-i arzı da keşfederler. Tekvini emirleri de keşfederler. Ama bütün bunları Cenab-ı Hakk'a yakınlık içinde Ruhu Seyyidül Enam'a sallallahu aleyhi ve sellem yakınlık içinde çözerler. Pek hazin bir mevlid gecesi diyor. Bir kandil gecesi. Fakat o işgalin yaşandığı, bu Ayasofya'ya çan takmaya gidildiği bir dönemde. Hatip öyle söyledi. Yıllar geçiyor ki ya Muhammed, aylar bize hep Muharrem oldu. Kerbela'dan daha acı. Dün gece ne güneşli geceydi. Eyvah, o da leyli matem oldu. Çiğnendi harim-i faki şer'in, namusa yabancı mahrem oldu. Beyninde öten çanın sesinden, binlerce minare epkem oldu. Allah için ey Nebi-i Masum, bizleri bırakma böyle bir kez. Bizleri bırakma mazlum. Dert çok. Derman da var. Düşman kavi olsa da talih zebun değil. O dönemin yine karamsar şairlerinden birisi. Dert çok, derman yok, düşman kavi, talih zebun diyor. Ben küçük böyle yalancı şafak emarelerini gördüm gibi, bu da iddia olabilir, mübalağa olabilir. Gördüm gibi ona binaen bütün her şeyi karanlık görmüyorum. Bahsettim. Müslümanlar, Müslümanlığı, kendi değerlerini, ruh ve mana köklerinden süzülüp gelen değerleri heceleme faslı yaşıyorlar. Herhalde bir gün o şiirin mısralarını tamamlar, şahane bir kafiyede koyabilirler Allah'ın izni inayetiyle. Dilerim o şiirin kafiyesi Muhammed olsun sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem efendim, Resulü Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte Cenab-ı Hak tarafından sevilen kulların vasıflarını sayarken önce takva ile serfiraz ve
masivadan müstağni olmayı zikrediyor. Sonra da gizli enginliklere sahip bulunmayı nazara veriyor. Bir müminde gizli enginliklerin bulunması ne demektir? Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ona canlarımız kurban olsun. Keşke bütün milletin yarısı ona kurban olsaydı da bu karanlık günlere mahkum olmasaydık. Milletin yarısı onun kurbanı olsaydı. Buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِي Üç şey söylüyor burada. اَبْدَ التَّقِيَّ الْغَن۪يَّ الْخَف۪يَّ Allah Celle Celaluhu müttaki kulunu sever. Takva engin manasıyla Hazreti Pir günümüzde şartların ağırlığına göre onu biraz daha hafifçe bir tarifle ortaya koyuyor. Onu da arz edeyim. Takva bütün günahlardan, büyük günahlardan kaçınma. Feraizi hak ile yerine getirme. Küçük günahları terk etme, uzak durma. Hatta bazı mubah şeyler de acaba içinde bir günah katkısı var mı? Onlara karşı da mesafeli durma. Ve sonra bu mülahazayla Cenab-ı Hakk'ın himayesine sığınma. Çünkü takva esasen vikaye kökünden geliyor. Allah'ın himayesine sığınma demek oluyor. İnsan bu donanımla Cenab-ı Hakk'ın himayesine girerse o himaye bir şey ifade eder. Sen haramları irtikab ediyorsan, farzları yapmıyorsan, vaciplere karşı dikkatsizsen, şüpheli şeylerden tevakkı etmiyorsan ki onlar haramlarla hemhuduttur. Ben Allah'ın himayesine girmek istiyorum. Sen o derbeder halinle kimse kabul etmez. Huzuru kibriyaya kabul edilme, harem dairesine kabul edilme, takva mülahazasına bağlanmıştır. Haramlar terk edilmesi, farzların, vaciplerin yerine getirilmesi, şüpheli şeylere karşı mesafeli durulması, hatta bazı mubah şeyler bile değişik duruma göre, acaba bunlarda da bir bit yeniği var mı mülahazasıyla, onlara karşı dahi bir tavır alınması. İşte böyle bir donanımla sen Rabbürrahim'e yürüdüğün zaman seni himayesine alır. Ve böylece sen takva dairesi içine girmiş olursun. Fakat günümüzde bunları bu ölçüde, bu hassasiyetle yerine getirme çok zor olduğundan bir müceddit, bir müçtehid olarak Hazreti Pir-i Mugan diyor ki günümüzde şartlar çok ağır olduğu için farzları yerine getiren, haramlardan sakınan takva dairesine girmiş olur. Onun dediğine ciddi bir itimatla ben de inşallah öyledir diyorum. İnşallah bizler gibi insanları da Cenab-ı Hak huzuru kibriyasına kabul buyurur. Vikayeye girmiş oluruz. Bir, Allah işte böyle müttaki kulunu sever. Abdi takiyi sever. Evet, nispet bu. Yani kendisini takvaya salmış, takva çağlayanına salmış ve böylece ummana doğru mesafe alıyor. Allah onu sever. İkinci yine nisbetle el-gani diyor. Bir de Allah Celle Celaluhu gani kulunu sever. Bu daha ziyade müstağni manasına geliyor. Eli aleme el açmayan, tekeffüfte bulunmayan, teseülde bulunmayan, aç gözlük yapmayan kullarını sever. Aza da kanaat eden yerinde. Kazanma haram değildir. Helalından kazanma. Belki takdir edilecek bir şeydir bu. Milletin zenginliği adına oluyorsa hele mutlaka takdir edilmesi gerekli olan bir husustur. Ayrı mesele. Fakat şahsi adına şunda bunda gözünün olmaması, müstağni davranması, ciddi bir istina duygusu içinde bulunması, Allah bu kulunu da sever, dilenmiyor. Bir de hafi diyor, el-hafi esas sizin sorunuz o diyor. Bir de Allah çok bilinmeyen kullarını sever, bilinmez. Bir deryadır, bir ummandır. Fakat her şeyini gizler adeta. Öyle sığ görünür ki aslında derin kullar, daha doğrusu duru kullar, duru çağlayanlar gibi akan o kullar, böyle sığ gibi görünürler. Bir çay çağlayıp gidiyordur. Pırıl pırıl bir dibi vardır.
Sen bakınca böyle ayağımı soksam topuğuma kadar çıkmaz falan dersin. Fakat ayağını değil, boynuna kadar bassan efendim seni gark edecek derinliktedir o. Evet, duruluk sığ gösterir onu. Öyle durulur ki hep sığ görünür. Hiçbir büyüklüğe sahip çıkmaz. Adeta hiçbir meziyeti yok gibi davranır. Bu çok önemlidir. Belki insanlar takdir ederler, alkışlarlar, ayrı bir mesele. Efendimiz gibi yani. Böyle dıştan bakan bir insan ona, onu böyle düz bir insan gibi görürdü. O kadar tabii bir hali vardı. Fakat hayatı seniyeler içine girince, belki gece kaldığı odada kalınca, belki Rabbi ile baş başa kaldığı an, ona şahit olduğunuz zaman, o zaman derinliğini görürdünüz. Nasıl başınızı aşkın bir derinliğe sahip olduğunuz zaman görürdünüz. Bir de böyle hafi kullar vardır, gizli kullar vardır. Bunlar genelde sofilerin telakkileri içinde ebdal gibi insanlar bunlar. O gizli, hafi insanlar. Bunlar vardır sizin içinizde. Kendi aranızda bunlar bir araya da gelebilirler her zaman. Gizli gizli toplantılar yaparlar. Alem-i İslam'ın kaderiyle alakalı kararlar verirler. Bir manada onlar yeryüzünde Allah'ın matmağı nazar olması, yani Zat-ı Uluhiyet'in teveccühüne göre, tecellisine göre bir bakıma tabir caizse gez, göz, arpacık mahiyetinde, hedef mahiyetinde olmaları itibariyle Allah yapacağı icraatı bir yönüyle onlara bakarak yapar. 40'tır sayıları, 70'tir, 80'dir, 100'dür o mevzuda sufilerin farklı telakkileri var. Esasen o hafî kullar adına örnek olarak onlar verilebilir. Fakat onlara münhasır değildir bu. Çok derin kullar vardır. Belki siz de görmüşsünüzdür. Hep sıradanlık içinde görürsünüz onları. Öyle basit görünürler ki, fakat çok derindirler. Kemal-i samimiyetle ifade edebilirim. Gördüğüm insanlar var. Yani konuşurken bile belki Türkçeyi işte benim gibi böyle kırarak dökerek konuşan insanlara şahit oldum. Fakat deryalar gibi derinliklere haiz olduklarını da müşahede ettim aynı zamanda. Senin içini okuduklarına şahit oldum. Yüzünün iç mizazlarında ne düşündüğünü okuduklarına şahit oldum. Fakat öyle sığ görünme kendilerine. Nazar değmesin. O çok önemlidir. Meselenin icmali manada mahiyeti bu. Fakat biraz daha meseleyi açacak olursak esasen, normal halkın içinde onların yaptıkları objektif mükellefiyetleri yerine getirir gibi olurlar. Gelir beş vakit namazı camide kılar, bizim gibi kılarlar. El pençe divan dururlar, rükûa giderler, secdeye kapanırlar. Kalkar tehiyyatta otururlar, tehiyyat okur selam verirler. Sizinle beraber ayrılır giderler. Fakat evlerine çekildikleri zaman onları seccadelerine sormak lazım. Onları gecenin karanlığının bastırdığı an karanlığa sormak lazım. Geceye sormak lazım. Öyle iniltiler olur ki sen kendi kendine hüküm verdiğin zaman dersin ki Cenab-ı Hak bu iniltilerle bütün insanlığın kaderini değiştirebilir dersin. Deli gibi yaşarlar. İnsanlık dünyasının, İslam dünyasının hali hazırdaki mahiyetine baktıkları zaman dağidar olurlar, inlerler. Öyle bir derinlikleri vardır. Halkın içinde öyle, halktan bir insan. Fakat Rabbileriyle baş başa kaldıkları zaman öyle Rabbani'dirler ki melekler bile onların haline imrenir. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi onlar meleklerin hallerine imrendiği insanlardır. Bazı kimselerde vardır ki şeytanlar onların hallerinden hicap duyarlar. Allah Allah bu bizim aklımıza gelmemişti derler. Şeytanlar. Hazreti Mevlana öyle der de mutlak insanlar için söyler onu. Bazen melekler bizim halimize imrenir. Bazen şeytanlar halimize karşı bizim tiksinti duyar, ürpererler der. Bu manada. Meleklerin hallerine imrendiği bir abdi hafî diyebileceğimiz. Allah Celle Celaluhu onları sever. Allah'ın sevdiği insanlardır onlar. Ve öyle olmak önemlidir esasen. Bir taraftan halkın içinde kimseyi hafife almamalı. O objektif disiplinlere saygılı olmalı.
Ve herkes de bilmeli ki işte bu da bununla kanaat ediyor. Fakat senin sübjektif mükellefiyetlerin, hayalinden geçen şeyler karşısında bile kendini sorgulaman, tasavvurlarını kirleten şeyler karşısında kendini sorgulaman, kendinle baş başa kaldığın zaman belki 100 defa, belki 1000 defa estağfurullah demen, 100 defa estağfurullah'ı yeterli bulmama, elfe estağfurullah demen, bunlar senin sübjektif mükellefiyetlerin içinde. Yani Rabbinle hususi münasebetin açısından hususi bir sorumluluk taşıma manasına geliyor. İşte böyle bir abd-i hafiyi, gizli kulu, her şeyini gizleyen kulu Allah Celle Celaluhu sever. O zilliyet planında Habibullah'tır. Asliyet planında, hakikat planında Habibullah Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Zilliyet planında böyleleri de birer Habibullah'tır, Allah'ın sevdiği. Allah seviyorsa niye Habibullah olmasın? Efendim, hem Kur'an-ı Kerim'de hem de sünnet-i sayyede zaten Allah'ın sevdiği insanlar diye geçiyor. Yuhibbuhum ve yuhibbunehu diyor. Yuhibbuhum, Allah onları sever diyor. O zaman o insanlar Habibullah oluyor. Ve yuhibbunehu, onlar da onu severler. Karşılıklı. Yuhibbuhum ve yuhibbunehu. İrtidat hadisesini ifade eden ayette. Men yertedde minkum an dini فَسَوْفَ يَئْتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Birinci fasıl bu. Kim dininden dönerse, dini değerlerini kulak ardı ederse, yıkılışları görmezlikten gelirse, tamir edilecek şeylerin farkında olmazsa, Allah o derbeder insanları götürür, onların yerine bir kavim getirir. Öyle bir toplum getirir ki, يُحِبُّهُمْ, Allah onları sever. Allah sevgisi esastır. Allah seviyorsa sizin içinizde de ona karşı derin bir sevgi vardır. Ondan sevgi geliyorsa burada antiparantez şarj edin. Antiparantez mi? Haşiye mahiyetinde mi? Muhammed Bahauddin Nakşibendi biliyorsunuz. Muhammed Bahauddin Nakşibendi. Çevresindeki insanlar kendisini delice seviyorlar. Evet, menkıbe bu ya, delice seviyorlar. Hazret onlardan uzaklaştığında böyle maksur arkasından bazen belki dinliyor, bazen kapı aralığından kulak kesiliyor onlara. Bizim bu Hazret gibi yoktur. Yani bizi hakikaten Hazreti İbrahim'in oğlunu kurban ettiği gibi mesela ben şey yapıyorum, tavsiyede bulunuyorum. Böyle kurban etse seve seve canımızı feda ederiz. Daha sevgi adına neler neler döktürüyorlar. İçeriye giriyor Hazret. Onlara bir teveccühte bulunuyor. Onun onlara karşı olan sevgisi kalplerinden birdenbire zahil oluyor. Allah Allah, ya o demin ne lafı güzaf ediyormuşuz biz diyorlar kendi kendilerine. Beyhude konuşuyormuşuz. Demek biz hakikaten onu sevmiyormuşuz. Erenler diyor, görüyor musunuz? Yani o sevgi esasen size nereden geliyor? Bu zilliyet planında. Ben inanırım buna. Efendimizin hani sığırın konuşmasına ben inanırım. Ebu Bekir de inanır, Ömer de inanır. Demek ki o ikisi zirveyi tutuyor. Ebu Bekir de inanır, Ömer de inanır buna buyuruyor. Ben buna inanırım. İstersen menkibe olsun. Şimdi Allah Celle Celaluhu bir kulu seviyorsa, o kulun kalbinde de ona karşı burnunun kemiklerini sızlatırcasına bir sevgi olur. Başını yere koymak, içini ona dökmek için adeta vakit kollar, fırsat kollar. Acaba bir daha namaz vakti gelir mi? Başımı yere koyayım. Uzun boylu durayım ben orada. Cemaat içinde bir bıkkınlık olmazsa ben bir saat başımı yerden kaldırmayayım der. Onun huzurunda öyle bir zevk-i ruhani duyar ki başka hiçbir şeyle onu duyamaz. Allah bir insanı seviyorsa onda da böyle bir sevgi, kalbinde böyle bir sevgi meydana gelir. Kalpte böyle bir sevgi yoksa çok yese düşmemeli. Bu antiparantez. Çok yese düşmemeli. Ümitsizliğe girmemeli. Benden bir şey olmaz dememeli. Fakat her şeye rağmen tedbirini almalı. Bilmeli ki bu biraz Cenab-ı Hakk'ın teveccühüyle alakalıdır. Teveccühe teveccüh olur.
Hele sen irade planında ona yönel. O sana kendi azametiyle bir teveccühte bulunacak ki seni bütün bütün levsiyatı cismaniyeden ve bedeniyeden arındıracak. Sen tertemiz melekler gibi olacaksın. Efendim bir de o hafi kulların böyle bir halleri vardı, böyle bir derinlikleri. Buna belki terminoloji öyle bir şey girmemiş de fakat kullanmada bir mahsur yok. Sübjektif mükellefiyet kahramanları diyoruz. Rabbimizle münasebetleri ölçüsünde kendilerini umum halkın mükellef olduğu şeylerin çok üstünde, çok üstünde. Ebu Hüreyre diyor ki bu alemin o ufkun kahramanlarından birisi, ben her gün 12 bin defa estağfurullah diyorum. 12 bin defa estağfurullah. Sübjektif mükellefiyet. İnsanların iftar tablosu ayakları şişinceye kadar namaz kılıyor. Allah Celle Celaluhu onu ondan istemiyor. Allah geçmiş ve gelecek hatalara karşı kapılarını kapamış ve sürgülemiş. Ne geçmişte günah var, ne de gelecekte günah adına onun bir adım atması söz konusu. Fakat buna rağmen Ayşe validemizin bu mevzuda istifsarına karşı اَفَلَا اَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا bana bu lütuflarda bulunan Allah'a karşı çok şükreden bir kul olmayayım mı? O da Hafiler Sultanı. Hafiler Sultanı. Efendimiz Abdi Hafiler Sultanı'dır. Ondan sonra Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Ondan sonra Eşere-i Mübeşşere'nin diğerleri. Ondan sonra Sahabe-i Kiram. Ondan sonra Evliya-i Kiram. Asfiya-i Fikam. Ebrar ve Mukarrabin. Aleyhimur Ridvan. Amin. Asliyet planında Hazreti Vera ve Sa'd ibn-i Vakkas, Sa'd ibn-i Ebi Vakkas asliyet planında. Tabi en başta Efendimiz yine asliyet planında o. Bunların dualarından herkes korkardı ve dedikleri Allah'ın izni inayetiyle olurdu. Hatta çok ciddi yani kaynaklara itibar eden Mevlana Şibli Hazretleri Hazreti Ömer hayatında o Sa'd ibn-i Ebi Vakkas'ın o duasının böyle kabule karin olmasına bir örnek de verir yani. Bir yerde bir topluluk içinde bir tanesi Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer Efendimiz'e, Hazreti Osman Efendimiz'e taan ediyor burada. İkaz ediyor, sövme diyor onlar, Allah'ın makbulu diyor. Adam yine o uygunsuz sözlerine sep diyoruz. Yakışıksız şeyler söylüyor. Deme diyor, ikaz ediyor, tembihte bulunuyor. Fakat ben size Allah'a havale ediyorum diyor. Daha oradan çekilmeden diyor. Nereden çıktığı belli olmayan bir deve birdenbire o kalabalığın içine daldı. Hiç kimseye bir şey yapmadı. O densiz adam ayaklarını altına aldı ve üzerinde defindi durdu diyor. Mevlana Şibli gibi meseleleri kaynaklara bağlı ifade eden Hazreti Ömer hayatında bizzat ifade ediyor bunu. Evet. Siz nasıl alırsanız alın. Evet şimdi bu hadis-i şerifte bu nice saçı başı dağınık insanlar vardır ki bunları kapı kapı kovarsınız. Üstü başı eski yırtık pırtık insanlardır. Bu kadar buluyordur. Biraz evvelki mülazaya bağlı. Müstağnidir. Belki günlerce aç kalsa bile halini kimseye arz etmez. O kadar müstağnidir. Teseülden, tekeffüften, yılandan, akrepten, çıyandan kaçtığı gibi kaçar. El açmaktansa ölümü tercih eder birine. Çok önemlidir ve günümüzde bu duyguya çok ihtiyaç var. Çünkü el yeten şeyler hemen hafizan Allah. Ve böyleleri işte kapı kapı kovulurlar ama bunlar herhangi bir hususta alakalı Allah'a yemin etse Allah onun yeminini yalan çıkarmaz dediğini yerine getirir. Biraz evvel Sa'd ibn-i Ebi Vakkas vakasında olduğu gibi. Bu asliyet zilliyet planında meselesini terminolojinin içine soktuk herkes bilmese de arkadaşlarımız biliyorlar bunu. Yani o mevzuda başta o işin serkarı, zirvesini tutan insanlığın iftihar tablosu. Onun arkasında Enbiya-i Kiram. Onun arkasında da Raşid Halifeler Efendilerimiz. Ebu Bekru, Ömer, Osman, Haydar, Ali. Evet.
Bunlar o mevzuda başta gelirler. Bahsettiğim iki tane sahabi de o mevzuda duası makbul olan insanlardan. Hatta savaşlarda öyle sıkıştıkları zaman hele bir dua et falan derlermiş. O dua edince de Cenab-ı Hak zafer yap kılarmış Allah'ın izni inayetiyle. Çok önemlidir. Bunlar belki esas o meseleleri niyaz çerçevesinde sunuyorlar ama fakat naz insanları bunlar. Allah onların nazlarını bir yönüyle yerde bırakmıyor. Kabul ediyor ve teveccüh ediyor. Şimdi zilliyet planında isterseniz zilliyetin zilliyeti diyebilirsiniz. Ve biraz evvelki mülahazaya yine bağlayabilirsiniz. İnne dîne beden veya eddînü beda gariben ve seyaudu gariba fetûba lil gurabâ ellezîne yusihûne mefsedehun nâs. O gurbet döneminde yıkılmış şeyleri yeniden tamir etmeye çalışan, kaybettiğimiz değerleri istirdad etmeye çalışan, ruh ve mana köklerimizden akıp gelen şeylerle yeniden bir dünya kurmaya çalışan, o garipler dönemde çırpınmaları, didinmeleri ne ölçüde olursa olsun, samimi iseler mükafatını görürler. Şimdi onların bu mevzuda öyle bir iddialarına şahit olmadım ben. Belki yani görüp bildiğim kimseler, zaten herkesi tanımam ben. Belki binde onunu ancak bilirim ben onun. Bunu da bilin yani. Binde onunu ancak bilirim ben. Belki o kadarını bile bilmem. O arkadaşlar böyle dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Ben de belki işte binde birkaç tanesini biliyorum, tanıyorum. Nasıl tanımayacaksın o kadar güzel insanları? Tanırsan öbür tarafta da eteklerine sarılırsın dersin, bana da şefaat falan dersin tabii. O bakımdan yani ben de tanıma cehd-i gayret içinde bulunurum. Onlar hiç bu türlü iddialarda bulunmadılar yani. Bizim duamız makbuldur, biz dua ettik de bu oldu falan hiç demediler. Hiç diyene şahit olmadım. Allah öyle yaşamaya devam et, yaşamaya devam ettirsin inşallah. Ben demesinler. Dahası biz de demesinler. Allah desinler. Hu desin, hep hu ile inlesin. Hu ile otursun, hu ile kalksınlar. Allah'ın izni inayetiyle o. Ama gittikleri yerde demek ki hal diliyle öyle bir şeyleri var ki, öyle bir halleri var ki, onca dünyada 140 ülkeye girilmiş, 148, 144'tü, 148 olmuş. Çok farklı kültürlerde yetişmiş, neşet etmiş, farklı ortamların insanlarıyla yüz yüze geliyorlar, muhatap oluyorlar, onları muhatap olarak alıyorlar. Kendilerini ifade ediyorlar ve hüsnü kabul görüyorlar. Bir vüd vaz edilmiş. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّ İman ettiler, salih amel yaptılar. Salih işler, doğru işler, ıslah geldi ya biraz. يُسْسِحُونَ مَافْسَدَ النَّاسِ Islah peşinde koştular. Allah da kalplere sevgi vaz etti buyuruyor. Sevgi vaz eder. Kur'an'ın emri bu. Kur'an'ın fermanı, Kur'an'ın bişareti bu. Gittikleri yerlerde böyle duası makbul insanlar gibi, halk ifadesi sizi rahatsız eder mi? Elde bir, gülde bir böyle. Hep alkışlandılar. Bakıyorum ben böyle bizim Türkiye'de zannediyorum. Büyüklerimiz, Allah onların da eksikliğini vermesin, yüzlerine bakmayacağı, kapı kapı kovacağı böyle, sen de kim oluyorsun ya, basit bir öğretmen. Kıymet harbiyen nedir falan diyen insanlar bulundukları yerlerde devlet başkanları onları yanlarına alıyor beraber aynı karede fotoğraf çektiriyor. Evet. Şimdi burada ister ağızla söylenmiş olsun bir dua, isterse hal diliyle Cenab-ı Hakk'a sunulmuş bir dua olsun, kabule karin olan bir şey var ki onlara bir vüd vaz ediliyor, bir sevgi halesi oluşturuluyor. Ve herkes kapılarını onlara açıyor. Gittikleri yerlerde birer fatih gibi adeta kendi adlarını, ünvanlarını, namlarını, nişanlarını taşlara hak ettiler. Oradan gelen Tacikistan, Tacikistan'dan gelen insanlar Tacikistan demiyorlar. Nereden geldiniz diyorum. Hacı Ata'nın memleketinden diyorlar. Hacı Ata öleli seneler oldu. 97'de ruhunun ufkuna yürüdü Hacı Ata. Ben dedim ki öleceğine keşke ben ölseydim. Hacı Ata. O talebelerin
5-10 tanesi birden karşıma çıktı benim. Senelerden beri, belki hani 50 yıllardan bu yana böyle emekleyerek de olsa, sürünerek de olsa, düşe kalkarak da olsa bu işin içinde gibi bulundum ben. O evlerdeki hususiyetleri gördüm, yurtlardaki hususiyetleri gördüm. Yetişen insanları da şöyle böyle gördüm. Tanıma ufkum zayıf olsa bile. Fakat onları karşımda öyle 5-10 tane görünce bayağı kâmeti bâlâ hepsi. Allah Allah dedim. Yahu 10-15 sene evlerde kalmış gibi bir edep, bir terbiye. Bir, sizin dediğiniz envar ufku var bu insanlarda. Hayret ettim. O insanın ihlası, samimiyeti, hal diliyle ortaya koyduğu dua. Ve binlercenin böyle hal diliyle ortaya koyduğu dua, yeni bir dünyanın örgülenmesine vesile oldu. Evet, bir dantela örülüyor Allah'ın izni inayetiyle. Sizin geleceğiniz adına, gelecek nesillerin geleceği adına Allah'ın izni inayetiyle. Ama onu işte bu isimsiz, bu hafî kahramanlar Allah'ın izni inayetiyle örgülüyorlar. Esas hafî bir de. Ne yaptıklarının farkında değiller. Bilmiyorlar yani. Kendi sahilerine o şeylerin terettüp ettiğini bilmiyorlar. Zaten kendinden bilenleri hizmet ayıklayıp atıyor kenara. Ben diyeni hemen dışlıyor, hizmet atıyor. Ben öylesini istemem. Ben istemem. Orada hu varsa benim yeri yoktur. Ben de varım diyen elenir gider. Bu açıdan elenenler eğer 3-5 tane elenen varsa, bugün düşüp yollarda takılıp kalan varsa, ben diyen insanlardır onlar. Benlikten vazgeçenler Allah'ın izni inayetiyle dimdik birer kâmeti bâlâ gibi yürüyüp gidiyorlar Allah yolunda, Allah'a doğru, Allah yollarına.